Şimdi burada sanki bence Sayın Cumhurbaşkanı benimle aynı fikirde değildir ama AKP'liler de bence aynı fikirde değildir. Ama YRP ile yani yeniden Refah'la pazarlıkta yani Erbakan'la pazarlıkta sanki Erdoğan köşeye sıkışmış gibi. Ne, nereden bunu çıkardın diyecek olursanız valla bir haberi izleyin ardından da ufak böyle bir konuşalım sizinle. Evet. Efendim? AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Daha önce 3 kez bir araya geldiler. 3 görüşmeden de sonuç alamadılar. AKP ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçim düğümü bir türlü çözülemedi. Temas kesildi. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerinde kendi adaylarını desteklememizi ve bu ittifak karşılığı da belediye meclis üyeliği teklifinde bulundu. Bize daha somut tekliflerle gelin diye kendilerine cevap verdik. Talepleri kabul görmeyen Yeniden Refah Partisi ile AKP AKP yetleri son kez bir araya gelme kararı aldı. Görüşmenin odak noktası İstanbul olacak. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için tüm illerde adaylarını açıkladı AKP. Yeniden Refah Partisi ise Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki tüm illerde aday çıkaracağını açıkladı. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul, İzmir'de de belediye başkan adaylarımızla büyük şehirde seçimlere gireceğiz. Ancak üç büyük şehir için ittifak görüşmelerine açık kapıda bıraktı. AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek yönünde talep gelirse elbette ki bu talebe olumlu bakacağımızı daha önce ifade ettik. Yeniden Refah Partisi'nin özellikle İstanbul'daki oy potansiyeli AKP'nin yakın takibinde. Heyetler arası dördüncü görüşmede Erbakan'ın partisinin ne talep edeceği merak konusu. <laughs> Bakın burada e, Erbakan'ın kozu daha fazla gibi. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir şey kalmadı AK Parti'nin nedeniyle. Bütün şeyleri haberde de izlediniz. Ee, Ankara yaptı bizim bu haberi. Ee, ve bütün adaylar açıklandı. İstanbul, İzmir, aklınıza gelecek bütün iller, ilçeler, ana kentler hepsini açıkladı AKP. Ye. Şimdi ne yapacak? Yani anlaştığında heyetler şöyle mi diyecek? Yani tamam ben seni İstanbul'da destekleyeceğim de Konya adayını geri çekiyorum sana veriyorum. Veya sen Erbakan olarak Van'ı çok istiyordun Van'ı sana geri vereceğim istiyor musun? Veya işte bak mesela Bursa örneği Bursa'dan bir aday çıkardılar. Bence aba altından sopa gösteriyor Erdoğan'a veya oyun içinde oyun çekiyor. İsmi Sedat Yalçın. Diyeceksiniz ki kimdir bu Bursa'da? AKP'nin uzun yıllar il başkanlığını yapmış bir kişiye aday gösterdi. Yani burada e, Erdoğan iyice bu konuda köşeye sıkışmış gibi. Ama Erdoğan takmaz böyle şeylere. Yani ya, yürü git der en fazla. E, tabii bunu zaman gösterecek. E, biz böyle bir beyin fırtınası yaptık. Peki şu soruyu söyleyeyim ben size. Rahmetli Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Rahmetli Necmettin Erbakan hayatta olsaydı Erbakan özür dilerim Erdoğan zihniyetindeki bir AKP ile masaya oturur muydu? Bence oturmazdı. Bence desteklemezdi diye düşünüyorum. Yıllar yılda bakarsak ya, evet yaşarken hayattayken Allah rahmet eylesin Son dönemlerde de zaten Erdoğan Erbakan'ın ilişkisinde biliyor. Ama Fatih Erbakan zeki bir adam. Onu da söyleyeyim. Altını bir kez daha çiziyorum çünkü ilk hedef meclise girmekti. Girdi. Şimdi ne kadar kopartabilirim e, onun hesabı içerse. Bakın Erdoğan AKP'nin başından gittiği andan itibaren onun hesabını yapıyor. Çünkü çok güçlü bir parti olarak geliyor şu anda. Ufak görünebilir ama Erdoğan sonrası AKP'nin gideceği o yeri aslında şimdiden belli gibi geldik. Bir başka.